da neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini çok daha büyük bir hassasiyetle takip ediyorum. Bilen birisiyim. Bu sorunların çözümü için bakanlığımızdaki süreçlerin tümüne de liderlik etmeye çalışıyorum. Bu konuda kamuoyuna açıklayacağımız yeni çalışmalarımız ve projelerimiz de var. Bunları da bir şekilde paylaşma imkanımız olacak. Akranlarıyla birlikte aynı sınıfta kaynaştırma olarak eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarımızın destek alabilmesi için kolaylaştırıcı kişi anlamında yeni bir çalışmanın önünü de açmaya çalışıyoruz. Bunun teknik detaylarını da ayrıca kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması operasyonu kapsamında da 6 milyon euroluk yeni bir projenin de başlayışını kamuoyuyla paylaşacağız. Burada fiziksel kapasiteyle program ve yeterlik geliştirmeye dönük de birçok başlığımız var ama bu ayrıntılara girmeyeceğim. En önemsediğimiz başlıklardan birisi de toplumun bilinçlendirilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılmasıdır. Politik olarak artık kaynaştırmadan bütünleştirmeye ve kapsayıcı eğitime doğru bir geçiş içerisinde olduğumuzu önemli belirtmek isterim. Özel eğitimde bütünleştirme ve kapsayıcı eğitim politikası çerçevesinde çalışmaların artık hız kazandığı bir dönemde bulunuyoruz. Bakanlık olarak bu konudaki projelerimizi standartları yükselterek devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta destek eğitim odalarının sayısını %150 arttırdığımızı ve bunun devam edeceğini zaten paylaşmıştık. Bu tür çocuklarımızın eğitsel imkanlarını geliştirmeye devam ediyoruz. Kısa dönem içerisinde çocuklarımızın derslerine giren öğretmenlerimizin yeterliliklerini artırmak amacıyla otizm, öğrenme güçlüğü, dil, konuşma ve özel yetenek alanında toplamda 1000 öğretmenimizin eğitimini geçtiğimiz aylarda tamamlamıştık formatör olarak. Bu arkadaşlarımız şimdi sahada diğer öğretmen arkadaşlarımızın eğitimleriyle ilgili vazifelerini sürdürüyorlar. Sadece rehberlik uzmanlarının değil, tüm öğretmenlerimizin otizm spektrum bozukluğu konusunda daha fazla bilgiye, görgüye sahip olması, aynı zamanda da velilerimize yönelik olarak yapılacak olan çalışmaların bu yıl içerisinde artırılarak sürdürülmesi konusundaki çabalar da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu konuyu takip ediyoruz ve hassasiyetle konunun üzerindeyiz. Bunu da kamuoyuyla paylaşmak istedik. Ben buraya katılımınızdan dolayı hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir gün olacak, verimli bir çalışma olacak. Kolay gelsin efendim.